Merhaba sevgili dörtler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ünitemiz Jobs, meslekler konusu. Unit 7. Farmer çiftçi. Farmer. Postman postacı. Postman. Businessman iş adamı. Businessman. Dancer dansçı. Dancer. Singer Şarkıcı singer Burada görüyorsunuz actor aktör erkek oyuncu actor actress bayan oyuncu vet veteriner fireman itfaiyeci waiter garson pilot pilot şef aşçı writer yazar writer, teacher, öğretmen, doctor, doktor, nurse, hemşire. Burada görüyorsunuz waiter, garson demiştik. Waitress, bayan garson. Waiter, waitress. Let's go and start our new project around the school demiş. Hadi gidelim ve yeni projemize başlayalım okul civarındaki. Okay, I'm ready to go. Ben gitmek için hazırım diyor. Hello, merhaba. What's your name? Adınız ne? I'm Sally Park. What's your job? Mesleğiniz nedir? I'm a nurse diyor bu bayan. Where do you work? Nerede çalışıyorsunuz? I work at this hospital. Ben bu hastanede çalışıyorum demiş. Burada tekrar soru soruluyor. What does she do? O ne iş yapar? She is a doctor. O bir doktor. Bakın bu arkadaşı için sorulan sorulara hemşire hanım şi şeklinde cevap vermiş ve daha da soru soruyoruz bakın. Where does she work? O nerede çalışır? She works with me at the same hospital. Bakın buradaki s takısını unutmayalım. Geniş zaman kuralına göre he, she, it olduğunda öznemiz s takısı getiriyoruz arkadaşlar yükleme. Thank you Mrs Park. Teşekkürler Bayan Park diyoruz. Hello, what's your name? Adınız ne? I'm Tom. Benim adım Tom. What's your job and where do you work? İşiniz nedir ve nerede çalışıyorsunuz? I'm Tom. I'm a waiter. Ben bir garsonum. I work at this restaurant. Ben bu restoranda çalışırım demiş Tom. Who is he? O kim? What does he do? O ne iş yapar? Bakın he için does da sorduk. He is John Black demiş. He is a writer. O bir yazar. And ve what does he do? O ne iş yapar? He is a chef. O bir aşçı. Thank you. Teşekkür ederim. She is a nurse. O bir hemşire. She works at a hospital. O bir hastanede çalışır. Bakın she works dedik ve hastane için at kullandık. She is a pol police woman. O bir polis bayan. She works at a police station. O polis istasyonunda çalışır. Yine aynı şekilde works dedik bakın s takısını eklemeyi unutmuyoruz. He is a chef. O bir aşçı. He works at a restaurant. O bir restoranda çalışır. She is a teacher. O bir öğretmen. She works at a school. O bir okulda çalışır. Bakın he ve she olduğu zaman öznemiz s takısını yükleme ekliyoruz. He is a fireman. O bir itfaiyeci. He works at a fire station. O bir itfaiye istasyonunda çalışır. He is a postman. O bir postacı. He works at a post office. O bir postanede çalışır. I'm a chef. Ben bir şefim, aşçıyım. I like cooking. Ben yemek pişirmeyi severim. Bakın like'dan sonra ING takısı geldi. I'm a vet. Ben bir veterinerim. I like helping animals. Hayvanlara yardım etmeyi severim. I'm a teacher. Ben bir öğretmenim. I like teaching. Ben öğretmeyi severim. Görüyorsunuz, like'tan sonra teach ing takısı aldı. I'm a writer. Ben bir yazarım. I like writing books. Ben kitaplar yazmayı severim. I'm a doctor. Ben bir doktorum. I like helping people. İnsanlara yardım etmeyi severim. I'm a pilot. Ben bir pilotum. I like flying. Uçmayı severim demiş. Ve son olarak I'm a farmer. Ben bir çiftçiyim. I like planting vegetables. Sebzeler ekmeyi ya da dikmeyi severim. What does she do? O ne iş yapar? Demiş arkadaşımız. Bu bayan için. Bakın she olduğu zaman daha da soruyoruz. She is a singer. O bir şarkıcı. And ve She likes singing songs. Şarkı söylemeyi sever diyor. What does he do? O ne iş yapar? He is a football player. O bir futbol oyuncusu. He likes playing football. O futbol oynamayı sever. What does he do? O ne iş yapar? He is an actor. O bir aktör. Bakın burada özneyle başladık. Öznemiz he. He likes acting. O oyun oynamayı sever, oynamayı sever. Ya da rol yapmayı sever. What does he do? O ne iş yapar? He is a teacher. O bir öğretmen. Bakın yine aynı şekilde he özlemiz aynen yazıldı. Yine he likes dedikten sonra teach ing takısı aldı. O öğretmeyi sever. O bir öğretmen öğretmeyi sever dedik. Buradaki alıştırmayı birlikte yapalım. He is Orhan Çakıroğlu. Yukarıda resmini gördüğünüz. He is from Gaziantep. O Gaziantep'li. He is a shoemaker. O bir ayakkabıcı. He makes traditional leather shoes. Geleneksel deri ayakkabılar yemeni yaparmış. Famous actors, ünlü oyuncular, aktörler and actresses yani aktrisler wear yemeni, yemeni giyinir. In movies, filmlerde. For example, örneğin Harry Potter and Troy demiş. Meslekleri hatırlayacak olursak, businessman, iş adamı, dancer, dansçı, Singer, şarkıcı, farmer, çiftçi, police woman bayan polis, scientist, bilim adamı, fireman, itfaiyeci, nurse, hemşire. O zaman buradaki verilere göre she is a singer, he is a scientist, görüyorsunuz mikroskop var, she is a dancer, dans ayakkabılarını gördüğünüz gibi She is a dancer diyebiliriz. He is a farmer. O bir çiftçi. She is a nurse. O bir hemşire. He is a fireman. O bir itfaiyeci diyebiliriz. I'm a policeman. Ben bir polisim. I work at the police station. Bu şekilde daire içine almamız istenmiş. Ben polis istasyonunda çalışırım. I'm a vet, ben bir veterinerim ya da doctor. Hangisi olmalı bakalım. I like helping animals. Hayvanlara yardım etmeyi severim dediğine göre vet almalıyız. She is a bakıyoruz arkadaşlar. She works at the concert hall. Konser salonunda çalıştığına göre she's a dancer olmalı. Nurse hemşireydi. I'm a pilot ya da singer. Bakalım. I like flying dediğine göre ben uçmayı seviyorum dediğine göre I'm a pilot diyebiliriz. He is a farmer ya da chef. He likes cooking dediği için he is a chef. O bir aşçı. Yemek pişirmeyi seviyormuş. He is a he works at the restaurant dediği için arkadaşlar He is a waiter. O bir garson demeliyiz. Bakın, writer yazar demekti. She is a teacher ya da an actress. Bakalım hangisiymiş? She works at the theater. O bir tiyatroda çalıştığı için aktris olmalı. She is an actress. What is your job? Senin işin ne? Where do you work? Nerede çalışırsın? What do you like? Ne seversin? Bakın veteriner için a veterinary clinic yani bir veteriner kliniği ve helping animals diyor. Hayvanlara yardım etmek. Bu şekilde diğerlerini de birleştirelim arkadaşlar. Singer şarkıcı demekti. Music hall ve singing birleşmeli şarkı söylemeyi sever. Postman için örneğin post office, posta, postane ve bringing the letters, mektup getirmeyi sevmek. Ve fireman, itfaiyeci, ne diyoruz arkadaşlar? A fire station, itfaiye istasyonu, firefighting, yangınla mücadele etmek. Vet, söylenmiş, singer, farmer, farm, çiftlik, ve planting vegetables sebze dikmek, ekmek anlamına gelir. I'm a vet. Ben bir veterinerim. I work a veterinary clinic. Bir veteriner kliniğinde çalışırım. I like helping animals. Hayvanlara yardım etmeyi severim demiş. Buradaki boşlukları uygun şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. What is your job? Senin işin ne? I'm a teacher. Ben bir öğretmenim. Where are you from? Nerelisin? I'm from Germany. Ben Almanyalıyım. What does he do? O ne iş yapar? He's a writer. O bir yazar. What can she do? O ne yapabilir? She can speak English and French. O İngilizce ve Fransızca konuşabilir. Do you like playing table tennis? Masa tenisi oynamayı sever misin? No, I dislike playing table tennis. Ben sevmem demiş arkadaşlar. Evet, buradaki boşlukları da şu şekilde dolduruyoruz. A doctor works at a hospital. Across demek soldan sağa demektir. Bir doktor bir hastanede çalışır dedik. Bakın kırmızıyla yazdıklarımız boşlukları doldurduğumuz hali. Evet works at a clinic. Bir veteriner klinikte çalışır. A pilot works at an airport. Bir havaalanında çalışır bir pilot. A farmer works on a farm. Bir çiftçi çiftlikte çalışır. A teacher works at a school. Bir öğretmen okulda çalışır dedik. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya. A postman works at a post office. Bir postacı postanede çalışır. A businessman works in an office. Bir iş adamı bir ofiste çalışır. A waiter works at a restaurant. Bir garson bir restorantta çalışır diyoruz ve siz bunları yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. See you next time. Bye.